Üniversitesi değerli başkanı, değerli akademisyenler, bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan, bilginin kullanılmasına vesile olan, bilimsel gelişmeleri takip eden toplumlar, başta ekonomi olmak üzere her alanda büyük bir avantaj elde etmektedir. Bilim ve bilgi asırların birikiminin bir sonucudur. Hiçbir icat, hiçbir keşif, hiçbir buluş kendiliğinden olmamıştır. Her buluş, her yeni keşif bir sonrakinin hazırlayıcısı olmuştur. Bugün bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar gelecekte ortaya çıkacak pek çok yeni buluşun ilk adımlarını teşkil etmektedir. Bir düşünce ve fikir adamımızın da ifade ettiği gibi bilgi sonu gelmeyecek olan bir fetihtir. Bilgi ve teknolojiyi üretmek, ithal etmeyi tercih eden toplumlar, bilimsel gelişmeleri her zaman geriden takip etmeye mahkumdur. Bilim ve teknoloji çalışmalarının rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir ekonominin temeli olduğu anlayışıyla başından beri Türkiye olarak biz bu konuya önem veriyoruz. Ülkemizde son 15 yıl içerisinde 100'den fazla yeni üniversite kuruldu. Bugün itibariyle üniversite sayımız 184'e ulaşmış bulunuyor. Üniversitelerimizde eğitim gören öğrencilerin sayısı 7 milyonu aşmış durumda. İlkokul, ortaokul, liselerle beraber 25 milyonun üzerinde bir eğitim ordusuna sahibiz. En yakın zamanda ülkemizdeki eşdeğer bir kuruluşla somut işbirliği alanlarında çalışmaya başlamanızın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Az önce Sayın Dekan'ın da ifade ettiği gibi Ankara Üniversitesi ile başlatılan girişim önemli bir ilk adımdır. Ufkumuzu açacak, karşılıklı olarak daha da güçlenmemizi sağlayacak işbirliği faaliyetlerini her zaman destekleyeceğiz. Ülkelerimiz güçlerini dinamik ve genç nüfusundan alan büyük bir potansiyele sahiptir. Vietnam ve Türkiye 173 milyon nüfusla iki ülke, birisi Asya ile Avrupa'nın birleştiği yerde, Asya'nın batı ucunda, diğeri Asya'nın güneydoğu ucunda iki önemli ve stratejik konumdaki ülkedir. Seçkin akademinizi ziyaret etmek ve sizlerle beraber olmak benim için gerçekten bir gurur vesilesi. Bu prestijli kurum tarafından şeref madalyasıyla taltif edilmek ise ayrı bir kıvanç meselesi. Bu madalya ve düzenlenen bu etkileyici tören için başta akademi yönetimi olmak üzere emeği geçen bütün
akademisyenleri, yöneticileri en kalbi duygularımla tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, evet, bir mühendise, bir gemi inşa ve makina mühendisine Sosyal Bilimler Akademisi'nin ödül vermesi belki ilk başta anlaşılamayabilir. Ancak hangi hizmeti yaparsanız yapın, eğer sonunda insana dokunmuyorsa, insanın hayatını kolaylaştırmıyorsa, insanın yaşam kalitesini arttırmıyorsa hiçbir işe yaramaz. Bir yüksek mühendis olarak hayatım boyunca yaptığım bütün işlerde acaba bu işin insana ne faydası var? İnsanların yaşamını kolaylaştırmaya ne katkısı var? İnsanların yaşam kalitesini arttırmaya ne katkı sağlar? Hep bunu düşünün. 15 yıl boyunca ülkemin ulaşım altyapısını, havacılığını, denizciliğini ve demiryolu sistemini geliştirme adına büyük projeleri liderimiz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. 300 milyar Türk lirası, yaklaşık olarak 90 milyar dolarlık bir altyapı yatırımını geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Türkiye'de gerçekleştirdik. 2008'de başlayan küresel krize rağmen Türkiye dünyanın en büyük mega projelerini başarıyla gerçekleştiren ülkelerin içerisinde yer almıştır. Bugün Türkiye dünyanın en geniş asma köprüsünü, en uzun asma köprüsünü ve dünyanın en büyük havalimanını yapan ülkedir. Yapılan 20 bin kilometrenin üzerindeki otoyol ve bölünmüş yollarla ülkemizde trafik kazalarında ölümler %64 azalmış, havaya salınan karbondioksit gaz emisyonu da önemli ölçüde azalmıştır. 3 milyon metreküp üstünde bir gaz salınımı daha az havaya verilmiştir. Değerli dostlar, bizim yönetim anlayışımızda bir ilkemiz vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. Bu bize ecdadımız Osmanlı'dan miras kalan bir yönetim anlayışıdır. O bakımdan ister teknoloji alanında, ister ekonomi alanında, ister tarım, ister turizm, ister sağlık, hangi alanda olursa olsun yaptığımız bütün yatırımlarda hep ama hep insanı merkeze aldı. Yapılan bu yatırımların insan hayatına katkısını hep ön planda tuttu. İnsanları mutlu etmeyen, insanı heyecanlandırmayan, beşeri sermayeye katkı sağlamayan hiçbir yatırımın kıymeti harbiyesi yoktur. O bakımdan bugün dünyada yaşanan buhranların sayıları 55 milyona ulaşmış mültecilerin,
ve birçok bölgesel sorunların arka planında insanı ihmal yatıyor. İnsanın hak ettiği değerlerin anlaşılamaması, yönetim anlayışında insanın bir makina gibi görünmüş olması yatıyor. Ne yaparsak yapalım, hangi üstün teknolojiye sahip olursak olalım, bilelim ki merkezinde insan yoksa o bir canavara dönüşür. O bakımdan Vietnam ve Türkiye potansiyeliyle, imkanıyla, insanıyla Asya ve Avrupa'nın geleceği için çok ama çok büyük imkanlara sahip, büyük fırsatlara sahip. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olacaktır. Beraberimdeki geniş bakan, yönetici ve iş adamları heyetimizle beraber Vietnam Başbakanı Sayın Phuc ile ve heyetiyle çok güzel görüşmeler yaptık, anlaşmalar imzaladık. Eminim ki bundan sonra bu işbirliği süratli bir şekilde daha da derinleşecek ve Türkiye, Vietnam gerçek anlamda bölgelerinde parlayan yıldız olmaya devam edecektir.